Güney İstanbul'da başlayan Başbakan Erdoğan, Konya'da partisinin ilk kongresine katıldı. Şimdi de Çin yolcusu. Erdoğan, Çin ziyaretinin ayrıntılarını Show Haber muhabiri Burcu Selçuk Esen aktaracak Erdoğan'ın bu ziyaretini. Burcu, Başbakan Çin'e hareketinden önce havalimanında açıklamalarda bulunduğu Erdoğan'ın mesajları ve Çin ziyaretinin ayrıntıları için söz Ankara'da. Çin hareket etmeden hemen önce Konya Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu Başbakan Erdoğan. Çok kritik, çok önemli açıklamalardı. Bunlardan en önemlisi de aslında Suriye'ye verilen, Beşar Esad yönetimine verilen mesajlardı. Başbakan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın çözüm için Beşar Esad yönetimine Suriye'ye 10 Nisan'a kadar süre verdiğini hatırlattı. Birleşmiş Milletler'in süreci çok sıkı tutması lazım, takibi alması lazım. 10 Nisan'a kadar biz de süreci metanetle, sabırla takip edeceğiz dedi. Sonra da atmamız gereken adımları atacağız diye konuştu. Yani Türkiye'nin de verdiği süre Suriye'ye, Esad yönetimine 10 Nisan'a kadar, 10 Nisan'a kadar Türkiye'de bekleyecek dedi Başbakan. Bundan sonra da adımların, atılması gereken adımların hayata geçirileceğini söyledi. Başbakanın Çin ziyaretinde de aslında Suriye konusu çok önemli bir başlık olacak. Çin'de bir araya geldiği liderlerle Suriye'yi konuşacak Başbakan. Türkiye'nin Suriye konusundaki tavrını aktaracak. Çünkü Birleşmiş Milletler'in ilk etapta sunduğu planlara Rusya ile birlikte Çin veto kartını oynamıştı, veto kartını açmıştı. İşte bu konuda Çin'le görüş alışverişinde bulunması ziyareti boyunca Başbakan Erdoğan'ın bekleniyor. Zaten Başbakan bu konunun Suriye konusunun da dış politikada Çin görüşmelerinde en önemli başlık olacağını havaalanında söyledi. Başbakan 300'e yakın iş adamı, haberciler, bürokratlar, bakanlarla çok kalabalık bir heyetle Çin'e adeta çıkarma yapacak diyebiliriz. Çin'de Başbakan'ın ilk durağı Uygur Türklerinin yaşadığı Urumçi bölgesi olacak. 27 yıl sonra bir başbakan bu bölgeye ziyarette bulunmuş olacak. Zaten Başbakan Erdoğan da havalimanında yaptığı açıklamalarda bu ziyaretin, Urumçi ziyaretinin son derece önemli olduğunu söyledi. Hatırlayacaksınız 2009 yılında Çinlilerle Uygur Türkleri arasında etnik çatışma yaşanmıştı. İşte iki ülke arasındaki ilişkiler Türkiye ile Çin arasında bu noktada gerilmişti. Zaten en hassas konuyu da bu konu oluşturuyor. Bu ziyaretle ilişkilerin bir anlamda gerilen ilişkilerin ivme kazanması ve bir anlamda normalleşme sürecine girmesi bekleniyor. Başbakan Erdoğan'ın Urumçi'nin ardından Pekin'e geçmesi bekleniyor. Pekin'de Başbakan Erdoğan, Çin Başbakanı tarafından karşılanacak, törenler yapılacak, ikili anlaşmalar imzalanacak. Başbakanın ziyaretinin son durağı da Şangay olacak. Şangay'da Şangaylı CEO'larla bir araya gelen, Çinli CEO'larla bir araya gelen Başbakan Erdoğan, Çinli yatırımcıları Türkiye'ye yatırıma çağıracak ve çarşamba günü bu yoğun temasları tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Korcan Karar. Sevgili seyirciler, Burcu Selçuk Esen bildirdi.